Merhaba arkadaşlar, selamun aleyküm. Bugünkü anlatacağım konuda, size anlatacağım konuda cinlerden bahsedeceğim. Ben bu videoyu paylaştığım zaman arkadaşlar, cinlerle olan bahsettiğim konularda videolarımın %50'sine %40'ına videolarıma bir şey olduğu açılamayan dosya, desteklenmeyen dosya dediler. Bu dosyalar sanki silindi arkadaşlar. Çok ilginç, onlardan bahsettiğimde kanepemin birinde sanki karşıma gelip oturdular. Kanepenin oynadığını hissettim ve oturdular. Beni dinlediklerini fark ettim arkadaşlar. Lambanın birinin titrediğini hissettim. Hatta bu odada lambalarımda hiçbir sorun yoktu. Lambalarımın birinin bu odada patladı. Düşünün ki o konulardan bahsettiğimde sadece evimin bütün lambalarını elime attığım her yer patır patır patladı arkadaşlar. Bütün lambalarım patladı. Birer hafta arayla lamba değiştirdim. Odanın bütün lambaları patladı. Yatak odam, kızımın odası, tuvalet, mutfak ve yeni de bura patladı arkadaşlar. Burayı da değiştirdim. Geçen videomu anlatırken de buradaki lambada titreme oldu. O lambayı çıkardım. Burada da sorun çıktı. Yani arkadaşlar, bunlar diyorlar ki, bu konuları anlattığım zaman anlatmamı istemiyorlar. İnsanları ikaz etmemi belli ki istemiyorlar ki, bu ilahi bir ihtar gibi. İstemedikleri için lambaların patladığını düşündüm. Yani biz buradayız, farkında mısın demek gibi bir farkındalık yaratmak için, bana varlıklarını belli etmek için bunu yaptıklarını umuyorum ben, yani gösterdiler. Hatta düşünün ki karşımda sanki kanepenin oynadığını hissettim daha önceki çektiğim videolarda. 3-4 videomda arkadaşlar, nereden baksan 54 dakikalık videomun 30 dakikasını silmişlerdi arkadaşlar. Bunu 4 tane videomda yaptılar, biliyor musunuz? Hani düşün ki 4 tane video çektim, 4 videonun yarısını sildiler. Resmen sanki ne olduysa geldi, telefonumdan biri sildi. Geçenki videomda da fark ettiyseniz videom dondu. Birdenbire telefonuma bir şey oluyor, videolarım donuyor. Anlattığım sesim geliyor ama görüntüme bir şey oluyor. Sanki bir nevi bir şeyler oluyor yani. Paranormal bir şeyler oluyor. Bunları ben hissettim arkadaşlar. Demek ki anlatmamı istemiyorlar diye de düşündüm. Hatta birinde sadece tuvalete girdim, tuvalette lamba gitti. Sanki çıkmamı istedi. Bunu birkaç kere tekrarladılar arkadaşlar. Yani düşün ki sizin eviniz ama onlarla beraber aynı ortamı paylaşıyorsunuz. Bir evde, yaşadığınız yerlerde, mekanlarda sadece sizler değil, melekler de var. Onlar da var, onların da yaşadığı ortam var. Peki ne yapacağız Şerife? Biz bu ortamları temizlemek için ne yapacağız? Defne yaprağı yakıyorlar arkadaşlar. Bakar suresini okuyorlar. Açın dinlesin ev. Mesela YouTube'dan açabilirsiniz. Gündüz evinizi temizledikten sonra Bakara suresini açın. Sesle Kur'an-ı Kerim okunsun evinizde. Sirkeyle evlerinizi silebilirsiniz. Dua edebilirsiniz. Namaz kılacağınız odalar olabilir. Mesela düşünün ki, rahatsız olduğunuz yerler varsa oralarda namaz kılabilirsiniz arkadaşlar. Evinizi okuyun, ayetel kürsü okuyarak dolanın. Hatta ayetel kürsüyü bir bardağa okuyup evinizin etrafına dökebilirsiniz. Esma-i Hüsna'da da bir tane zikir vardı. Onu sabah namazı okuyup evinizin etrafına dökerseniz, Ya Rezzak zikrini sabah namazından sonra okursanız, bir bardağa suyu seperseniz evinize diyor, rızık gelir diyor. Rızkınız açılır diyor. Evinize ayetel kürsüyü bir bardağa okuyup seperseniz arkadaşlar, mesela bir spreye oda kokusunun içine okuyup sepin, evinizdeki varlıkların, şeytani varlıkların rahatsız etmez. Yani sizden de uzaklaşırlar. Bunlar da çok önemli arkadaşlar. Çünkü düşünün ki ben video çekiyorum. Resmen karşımda sanki gelip oturur. Gördüm, garipe oynuyordu ya. Ben hissettim yani. Birinde sadece lambam patladı. Videomu gelip kestiler. O hafta düşünün kaç tane odamın lambası elime attığım yer patır patır patladı. Bunda da onların etkisinin olduğunu ben anladım zaten. Anlatmamı istemediler. İnsanları ikaz etmemi, uyarmamı istemediler. Çok değerli şeyler anlatıyorum arkadaşlar, bakın. Bu bize her zaman lazım olan şeyler. Mesela Nas Felak okuyun, bu duaları öğrenin arkadaşlar. Nas Felak suresini öğrenin. Bunlar koruyan sureler, okuyun, çocuklarınızı okuyun, ayetel kürsü okuyun, 10 kere yatarken okuyun, İhlas suresini hele 10 kere okursanız, bu çok önemli. İhlas suresi de, İhlas suresi de iki dargın, iki küskün insanı diyor, bir araya getirip okuduğunuz zaman bu insanları barıştırırsınız. Aile arasında çıkan sorunlar da Nas Felak okuyun diyor mesela.
Ben o İhlas suresini okuduğum zaman arkadaşlar benim çocuklarım birbirine düşmandı. Bak size anlatayım, tekrar anlatayım bunu. Çok üzgündüm. Bu durum beni anne olarak çok etkiliyordu ki çocuğunuz var. Düşünün ki ben eşimden ayrılmıştım. Tekrar bir araya geldik ama kızım yanımdaydı. Oğlum gelmek istemiyordu. Oğlumla kızım küskündü, kızgındı. Allah-u Teala benim çok üzüldüğümü fark etti ve bana sure gösterdiler arkadaşlar. Uykuyla uyanıklık arasındaydım. Gösterdiklerinde iki çocuğum karşılıklı oturuyorlardı. Halının örtüsünün altından ben Nas Felak okumamı, şey okumamı istediler. İhlas suresini 10 kere okumamı istediler bana. Dediler ki Şerife, İhlas suresini 10 kere oku, daire çiz dediler. Bana daire çizmeyi gösterdiler arkadaşlar. İhlas suresini okudum, daire çizdim. Oturduğum yerde halının altından böyle bir varlık çıktı arkadaşlar. Yukarı doğru çıktı, iki çocuğun arasından İhlas suresini okudum. Ondan sonra birdenbire çocuk aradı. Hem benden özür diledi, hem kardeşinden özür diledi, araları düzeldi. Yani Ya Latif zikrini çok çektim. Ya Latif zikrinde de arkadaşlar bunu da anlatayım. Ya Latif zikrinde Allah kalpleri çevirendir diyor. Allah mesela Letaif, bu metafizik alemle ilgilenen insanlar bu zikri çok çekiyorlar. Bu üçüncü gözünüzü, altıncı hissinizi güçlendiren bir esma. Ya Latif zikri. Dedim ki Allah'ım kalpleri çevirensin ya Rabbi. Ben çalışırken sürekli dua ediyordum. Ne olur Allah'ım, yani bu çocuğun gönlünü et, aramızdaki kırgınlık gitsin. Çocuğumu da çok özledim, görüşemiyordu. Allah-u Teala bu sorunumuzu giderdi arkadaşlar. Buna benim çok üzülmemi fark ettiler ve buna el attılar. Dedim ki Ya Rabbi, senden başka gidecek kapım yok. Bu sorunumu sen çözersin, gidecek bir şey mi? O kadar aciz hissettim ki artık dibe vurduğumu hissettim yani. Dibe vurduğumu hissettim ve Allah-u Teala o anda yardım etti bana. Gerçekten bitmişliğimi hissetti. Dedi ki son çaresiz olduğumu anladı arkadaşlar. Demek ki çok içten ve gönülden çok acı çekerek dua etmiştim ki artık dayanamadılar. Bana gösterdiler. Dediler ki İhlas suresini oku 10 kere ve daire çiz. Daire çizdikten sonra halının altından bir varlık ikisini de birbirine düşman etmiş. Evdeki çocuklarınızı bile birbirine düşman ediyor. Düşünün eşler arasında. Mesela eşler, adam işe gidiyor, akşama kadar kadın düşünüyor ki acaba bu adam ne yapıyor, hayatında biri mi var? Adam düşünüyor ki mesela bu kadın evde ne yapıyor, acaba bir şey mi yapıyor? Sürekli birbirine, eşleri bile birbirine düşüyor. Nas Felak okuyun arkadaşlar, bir sürahi su alın. Ayetel Kürsi okuyun, Nas Felak okuyun, odalara koyun. Eşiniz geldiği zaman Ya Vedud, Ya Cami zikrini çekip yüzüne üfleyin. Adamın da öfkesi varsa dağılsın. Başka sureler var, başka esmalar var. Bunları araştırın, okuyun. Dünya dua üzerine kurulu. Arkadaşlar duaların tesiri çok büyük. Dualar bir nevi etkiliyor yani. İnsanlara tesir ediyor. Tesiri çok büyük. Allah-u Teala bu sureleri, duaları insanın kurtuluş için vermiş. Hani şifa gibi. Okuyorsun, her derdine derman oluyor. Allah çözebilecek. Senin için hayırlıysa zaten çözüyor. Hakkında hayırlı değilse de veriyor ama siz hayırlısını isteyin. Allah'ım bu işim hayırlıysa ver ya Rabbi. Yani evet, duanız kabul olabilir. Ağzınızdan burnunuzdan geldikten sonra o duanız kabul olsa ne olacak? Allah'tan hayırlısını da istemeniz lazım arkadaşlar. Hayırlısı olsun ki size geri dönüşünde pişman olmayın. Güzel dualar edin. Allah'a güzel seslenin. Diyeceksiniz ki nasıl yani? Şimdi arkadaşlar benim 30'a yakın kedim vardı. Ben hayvan severim. Bu kedilerimin sayısı çok fazlaydı. Evimiz küçük olduğu için bakıyorduk ama ağzından burnumdan geliyordu benim. Temizlikçi gibi dolanıyordum evde bilyalarla, kovalarla, bezlerle artık. Onlara da kıyamıyordum atmaya. Kışın soğuktu. Artık bahar geldi, dayanamıyorum. O kadar yoruldum ki kolumu sakatladım. Yani her ay iki kere halı yıkıyordum, temizliyordum, koşturuyordum. Aman onlara da kıyamıyordum atmaya. Bir taraftan sabah namazı kalkıp ciğer pişiriyordum, süt veriyordum, temizliyordum. Aman evdekiler rahatsız olmasın diye tabii. Eşim rahatsız olmasın, kızım rahatsız olmasın. Koşturuyordum yani o hayvanlar için. Kızım dedi ki anne, bu kedi sayımız çok fazla. Birazım dedi, kedi evi var başka bir yerde. Oraya götürüp bırakalım mı dedi. Baha mı yok dedi. Dedim ki kızım yok dedim. Ölecekse burada ölsünler, ben göndermem, kıyamam dedim. Keşke demeyeydim. 10 gün sonra kedilerimizin hepsi öldü arkadaşlar. Bu kadar mı olur? Dedim ki ölecekse burada ölsünler, benim yanımda ölsünler, ben göndermem dedim. Teker teker öldüler. Bir günün içinde iki tanesi birden öldü.
Böyle nasıl bir verem oldum resmen üzüntüden. Çünkü çocuğum gibi bakıyordum, sabah bakıyorum ciğerlerini pişiriyordum. Büyüdü diye seviniyorduk yani, bırakın kafasına kürekle vurarak öldürmeyi. İnsanlıktan nasipleri yok. Oraya gelen insanların merhametli olması lazım. Yani oraya tutup da böyle cellat gibi insanları alıp da o hayvanlardan hayatın intikamını mı alıyorsun öyle kafasına vura vura? Hiç mi bir şeyin hatırı yok? Allah'ın hatırı yok mu? Hayvanlara öyle davranıyorsunuz. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Zaten ekolojik denge için insanın hayrına yaratılmış o varlıklar öyle öldürülür mü? Onun ahı ne yapar? O kardeşimizin sonunu düşünemiyor mu? Ya evladından çıkar Allah. Çıkarır yani. Onun ahını da Allah koymaz. O kadar hayvanı hiç insanlar görmüyor diye Allah'ın görmediğini mi düşünüyorsunuz? Yani düşünemiyorum yani. Düşünün ki o hayvanlar tek tek öldüler. Ben cebimdeki son parama kadar onlar için verdim. Ağzımdan çıkan bir kelimenin bu kadar etkili olduğunu düşünemiyordum. Dedim ki yanımda ölsünler öleceklerse. O hafta 10 gün içinde içime bir ağırlık çöktü. Sanki onların öleceği içime doldu. Öldüm sanki böyle. Acı çekiyorum. Onların her ölmesiyle böyle sanki ruhum acı çekti, bir şey olacak dedim. Bir günün içinde 2 tane hayvan öldü. Düşünün, sabah bir öldü, akşam bir öldü. Artık cebimdeki 3.000 lira para harcadım o zaman arkadaşlar. Ben bir temizlikçiyim yani, etimiz ne, budumuz ne. Eşimden aldım, kızımdan aldım, kendim verdim. Cebimdeki elektrik fatura paramı verdim. 750 lira param vardı. Fatura yatıracaktım. Hayvan hasta. İdrar yollarında enfeksiyon varmış ama küçükler. 1 aylık bile değil, 1,5 aylıktı. Aldım veterinere götürdüm. Abla tedavi edecek ama ölür dedi. Verdim. Sade biri de hepsi öldüğü için bir tanesine vermedim arkadaşlar. Bekleyin, bu da ölür kesin dedim. O kadar zayıf, o kadar zayıf. Ölüyor yani böyle. Bu akşama çıkmaz dedim. O hayvan 4 gün yaşadı arkadaşlar. Cebimde de son elektrik fatura param vardı. Allah'ım, ben direniyorum. Bu hayvan ölür diyorum. O hayvan direniyor. Ölmüyor bu hayvan. Can çekişiyor. Dedim ki Şerife Bey, olur mu, sen bunu mu izleyeceksin dedim. Tamam, paran yok da. Elektrik fatura param kalmıştı. 750 lira parayı. Hasta veterinere götürdüm, getirdim. Yarım saat sonra öldü arkadaşlar. O sizin belki de sadakanız. Hani düşünün ki vermeniz gereken bir para, onu Allah belki size bir görsel olarak gösteriyor. Sizin o hayrı vermenizi bekliyor. Allah için önemli değil o hayvanın ölmesi. Yani zaten onların hiçbir sorumluluğu yok Allah katında. Yerim ben onlara, kıyamam onlara. Hepsi öldüler. Elimle 5'ini bir götürdüm, gömdüm. Ağlayarak gömdüm. Götürdüm, şurada boş bir arsa vardı, oraya gömdüm. Ağlayarak gömdüm. Astımım tuttu, toprağa eşeledim. 5'ini birden gömdüm. Birini sade ağlayarak bahçeye gömdüm. Dayanamadım. O sene çok acı çektim. 17 tane yavru kedimiz öldü. Hiçbirine dayanamadım. Videolarım da vardır. Hepsine de çok seviyordum. Çocuğum gibi büyüttüm. Emek verdik. Para harcadık. Sadaka verdik. Onların bizden çıkması lazımmış. Ben ne kadar hayvanlardan uzakta dursam onlar gelip beni buldular. Benim imtihanım da onlarlaymış arkadaşlar. Ben bunu fark ettim. Yani Allah onlarla beni imtihan ediyor. Çünkü çok merhametliyim. Ben en büyük zaafım merhametli arkadaşlar. Merhametli olduğum için kötülük de gördüm. Merhametimden dolayı acı da çektim. Çok acıdığım için acımayan insanlar karşıma çıktı. Yani Allah ne, sende ne fazla varsa diyor, onun tersiyle seni imtihan eder diyor ya, bu çok doğru. Merhametlileri zalimlerle, zalimleri merhametli insanlarla. Çünkü öyle dengeliyor Allah-u Teala, bakalım ne yapacak diye. Ama ben böyleyim. Bu bana peki geri döner mi? Tabii ki geri döner. Sen iyilik yap da demiş, denize at. Balık bilmezse halik bilir demiş, Allah bilir. Size başka bir şekilde dönebilir. O harcadığım paraları düşünüyorum. Hani düşünün ki son elektrik fatura paramda, emin olun saat 8'di arkadaşlar. Hayvan can çekişiyor, ölmüyor. Eşim içeride oturuyordu. Arabayı aldım, dörtleri yakıp götürdüm veterinere. Pazar günüydü. Aradım, dedim ki kardeş ben geliyorum, bir yere çıkmayın. Saat 8.30 9'a geliyor. Kedi getiriyorum. Kedi de ölmeye bir hali kalmış ki çok kötü. Yaşamadılar. Bir virüs geldi. Hep salgın gibi hepsini öldürdü. Bir gün ayağıma dolanan oynayan kedi akşama öldü. O kadar kötüydü. Bir şey virüsü dediler. Hermes virüsü mü dediler, ne dediler? Hermes virüsüydü, evet. Hemen götürdüm, hava verdiler. Dörtleri yaktım, götürdüm alelacele ki hayvana, dedim hemen tedaviyi alın, serum taktılar, getirdim, evde öldü hayvan. 350-400 lira para verdim. Ertesi gün diğer kedim hastalandı, onu da götürdü. Kızıma dedim ki al bunu götür, yoksa yüreğime derdi olacak, bu hayvan kaç gündür çekiyor. 80 lira taksi parası verdim, 250 lira para verdim, götürdüler, 150 lira para almışlardı, Allah razı olsun.
Hayvana bakmışlar, eve getirdik, o hayvan da öldü. Yani bir şekilde sizin hayır işlemeniz gerekiyorsa Allah bunları hayvanlarla belki harcamanızı istiyor. Belki bir fakiri karşına çıkarıyordu o şekilde. Senden onu vermeni istiyor. Yani bir şekilde karşımıza hayır işlememiz için mağdur bir şekilde hayvanlar benim hep karşıma çıkıyor. Beni Allah hayvanlarla imtihan ediyor. Ben ne kadar kaçmak istesem de evde kedimiz olmasa bahçeden şuradan ara hiç tanımadığımız bir kedi sürünerek geliyor. Yani bunları hep yaşadım. Ben hep hayvanlarla imtihan oldum. Benim de belki Allah merhametli olduğum için bunları yaşatmıştır arkadaşlar. Bunları göstermiştir. Çok merhametliyim. Ondan dolayı çok zaafım oldu. Çok acı çektim. Ama insanlara da kolay kolay mesela canına okuyacağım insanlara kötülük yapamadım. İstesem defterlerini düreceğim insanların, tek bir kelimemle defterini düreceğim insanların, onların yaptığı şeyi ben onlara yapamadım. Dost görünüp de bana yaptıkları şeyi ben düşman da olsam düşmanıma yapamam. Yani insanların sinsilikleri, münafıklıkları da çok başka, gelip sana başka olup da arkamdan dönüp senin ağzından lafını alıp boyumu gazmaları çok kötü. Allah kötüleri kötülerle karşılaştırsın inşallah. İyiler de kalbini yormasın iyilerinde Rabbim. İyileri de iyilerle karşılaştırsın. Benim de işim hep rast gitti arkadaşlar. Yani mesela işe girdim, işte rast gitti. Hani düşün ki senden aynı şekilde çalışan insanlar bir adım ilerleyemezken sen bir işveren oldun. Çünkü işe girdiğim insanların da kötülüğünü düşünmedim. Düşündüm ki bu adam işverenim olabilir ama ben onun malının ortağı değilim. O adam da emek veriyor. Ben onun kuyusunu kazmadım. O insanlar düşün ki patronlarım mesela 7-8 temizlik şirketinde çalışıyordum. O insanlar o şirketleri kapattılar, bana dünyanın işi yağdı. Niye? Elemana iş vermek zorundalar mıydı? Çünkü sevdikleri için adam geliyor senin işinde hakkıyla çalışıyor. Ben bir tane 4 sene 5 sene iş yaptım da öyle bir eleman bulamadım. Bana malzemeyi veriyorlardı, git şu işi yap Şerife. Ben gidiyordum, adamların malzemesini de alıyorduk, götürüyorduk, işini yapıyorduk. Adamın getirip taşeron gibi parasını veriyordum, eline teslim ediyorduk. Adamın işini yapıyorduk, Allah razı olsun deyip ev sahibi de senin iş bitmeden yahını bırakmaz tabii, bu temizlik. Yani birçok sektörde çalıştım ve bana geri döndü. Adamlar şirketi kapattılar, bana bir sürü iş geldi arkadaşlar. Hepsi de aradılar, Şerif Hanım böyle işimiz var, yapar mısın? Benim hiç ilan dağıtmama bile gerek kalmadı. Her işte adaletli olmak lazım. İş ahlakı diye de bir şey vardır. İş ahlakını sakın unutmayın. Eleman gelip de patronun parasında gözü kalırsa o da kötü. Bak mesela şu anda ben işi bıraktım. Niye? Çünkü hakkıyla çalışmıyorlardı. Gittiğim yerde adam düşün ki çıkarıp kendi karşısını veriyordu. Sen beni sesle, onu seslemezsen ona çok para verme. Ama ben senin veli nimetinim. Sen bir tane iş bulacaksın. Benim sürekli işim olacak. Ben seni sesleyeceğim. Böyle olması lazım. Ya para alırken adam düşünün ki işverenle iş bitmiş, parayı alıyor. Diyor ki sen çok para alıyorsun, ben az para alıyorum. Ama o işveren adam malzemesini alıyor, seni evine bırakıyor, seni evden alıyor, risklerini alıyor. Belki işin olmayacak, senin yaptığın yere de adam olmayan işine belki eleman getirecek. Bu yüzden bu insanlara kızgınlığım yüzünden işi bıraktım arkadaşlar, resti çektim. Yeter artık dedim. O kadar da çok işim vardı ki Ramazan'da bir sürü işim geldi benim. Hani temizlik sektöründe armut.com'da en öndeydim arkadaşlar. Düşünün ki Sivas'tayım. Sivas'ta pek fazla iş olmadığı halde bile yorumlarımız çok güzeldi. Hep kendi yaptığımız işlerden geldi. Tabi elemanımızın işinden değil. Kendimiz girip yapıyorduk. Güzel yorumlar vardı. Ben o iş konumunu Antalya'ya getirdim. Emin olun ki bir günün içinde 53 tane iş geldi bana. 53 iş ne demek biliyor musunuz? 10 tane ekip kursam, bir günün içinde 10 tane ekibi hepsini bir yere bıraksaydım çok güzel paralar kazanırdım arkadaşlar, ama iş ahlakı olmadığı için insanlarda, elemana güvenemediğin için sen de yapamıyorsun. Hani düşünüyorlar ki ya sen bu adamın kuyusunu kazıyorsun da bu adam senin veli nimetin, işverenin ya. Hani bu adam bu parayı alıyor diye senden paylaşmak zorunda mı? Sana istediğin parayı veriyor mu? Anlaştığın parayı veriyor. Gerisine niçin haset ediyorsun, fesat ediyorsun? İçinin kurdu kendini yiyor. Bu hasetlik yüzünden resmen sanki basiretim bağlandı arkadaşlar. İşten soğudum. Sanki böyle nazara geldim. İşten soğudum. Çalışmak istemiyorum. Elim ayağım bağlandı böyle resmen. İş çalışma azmi kalmadı bende. Her şeyin boş olduğunu anladım. Yoruldum. Gereksiz olduğunu, çok paranın da çok önemli olmadığını anladım. O yüzden bıraktım işi de arkadaşlar.
Bugünkü videom da buydu arkadaşlar. Anlatmak istediğim bunları da hakkınızı helal edin. Bana zaman ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Hepiniz çok güzel, çok özel insanlarsınız. Metafizik Alem YouTube kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum, sorularınızı bekliyorum. Gmail adresimi de oraya yazacağım arkadaşlar. Bana ulaşabilirsiniz. Bana mesaj attığınız zaman, soru sorduğunuz zaman hemen dönüyorum zaten. Kendinize iyi bakın. Videolarıma da beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Selam ve dua ile kalın.